Nefsime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle regl ağrılarından ve beslenme-loğun ilişkisinden bahsedeceğiz. Ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalara regl dönemi ya da adet kanaması adını veriyoruz. Bu dönemdeki ya da daha öncesindeki beslenmeniz tabii ki bu dönemde yaşadığınız semptomları etkiliyor. Örneğin inflamasyonu tetikleyici bir şekilde beslenirseniz semptomları artmış bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Kas kramplarınız, ağrılarınız, baş ağrılarınız, yoğun halsizliğiniz, beslenmenize dikkat etmediğiniz koşullarda bunları daha şiddetli yaşayabiliyorsunuz. Çünkü prostaglandin dediğimiz kimyasal bir madde, inflamatuar bir maddedir. Ve regl döneminizde aslında prostaglandinler vücuttan dışarıya atılmaktadır. Ancak bazı dönemlerde, tabii ki bu atılım gerçekleşirken kas krampları ağrılara sebep olabilmektedir. Ve tabii ki bazen de kan dolaşımına da bazı prostaglandinler az miktarda da olsa dolanışıma katılabilir. Böyle bir durumda da yine bu sefer ishal gibi, mide bulantısı gibi, baş ağrıları gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bizim hedefimiz ise prostaglandin miktarını beslenmemizde azaltmak. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki antiinflamatuarları, antioksidanları beslenmemize ekleyerek. Örneğin koyu yeşil yapraklı sebzeleri, limon, narenciye gibi C vitamini yüksek meyveleri, orman meyvelerinin yine antioksidan kapasitesi yüksek ya da kiviyi, meyve ve sebzeleri beslenmemizde yeterli ve dengeli miktarda aldığımıza emin olmalıyız. Tüm bunların yanı sıra örneğin zerdeçal, zencefil gibi antiinflamatuar baharatları beslenmemize ekleyebiliriz. Su miktarımızı ciddi miktarda yeterli ve dengeli şekilde içip içmediğimize emin olabiliriz. Yine omega 3 yağ asidi antiinflamatuar bir yağ asididir. Mutlaka yeterli miktarda beslenmemizde karşıladığımıza ya da gerekiyorsa takviye alıp almadığımıza dikkat etmemiz gerekmekte. Bunların yanı sıra tabii ki fiziksel aktivitemizde regl ağrılarını daha kontrollü geçirebilmek adına bize destek olabilecek bir diğer madde. Bu noktada beslenmemizde ve yaşam şekli değişikliklerimizde antioksidanları beslenmemize alarak hayatımızı değiştirerek kas kramplarınızı ve diğer semptomları regl döneminde azaltabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz bu konuyla ilgili yazdığımız yazılarımıza da ulaşıp daha ayrıntılı bilgilere ve tariflere ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum.